Üniversiteden sonra müsteşarlıkta çalıştım. Türkiye'yi gezip dolaştım. Devlet memuru olmanın cilveleri bunlar. Tayin nereye çıkarsa bizler de oraya gideriz. Tabii ben buna çoktan alıştım. Okul yıllarından beri ailemden ayrıyım. Başlarda senin için biraz zor olacaktır. Özlersin ama zamanla sen de alışırsın. O ana kadar tatillerde gelir gideriz buraya. Olmadı ben seni yollarım. Pardon. Tabii. Açmayacak mısın? Yok. Numara gözükmüyor. Sanırım yanlış aradılar. Pardon. Gel canım. Bir şey mi oldu? Yok. Şarap çarptı sanırım. Alışık değilim de fazla içmeye. Tamam canım. Gel yardımcı olayım. Bana seslenmişsin kızım. Gelsin demesen de ben gelecektim zaten. Nasıl gidiyor kaymakamı uzaklaştırma işi? Ben öyle bir şey yapmıyorum Sultan abla. Neden? Çünkü o benim sözüm. Ben seni başka bir şey için çağırdım. Dün yemekteyken Yiğit aradı beni. Herhalde restorana girerken görmüş, bütün gece dışarı çıkmamızı beklemiş. Söyle ona yapmasın bir daha böyle bir şey. Kızım sen ne diyorsun? Delikanlı olana nasıl söylenir böyle bir şey, ben korkarım. Ya çıkıp orta yere Minever'in yavuklusu benim derse o zaman ne yapacağım? Yiğit benim yavuklum değil Sultan abla. Onu zamanında söyleyecekti. Öyle mi? Madem öyle... Ara Yiğit'i, kendin söyle. Söyle ki bir daha böyle yanlışlara düşmesin. Allah'a kendi ellerimle yaptım, bol köpüklü. Ellerine sağlık. Sağ ol Sultan abla. Sultan, akşama bir tas kebabı yapsana. Uzun zamandır yemedik, vallahi içim çekti kız. Tabii hanımım, hemen. İyi o zaman hemen hazırlan, anca yetişirsin. Münevverim, anlat bakalım nasıl geçti gece, eğlendiniz mi? Ne eğlenmesi anne, yemek yedik işte. Ne demek bu Münevver?
Siz birbirinizi tanımaya, anlamaya çalışmıyor musunuz? Benim gördüğüm kadarıyla uygar, kültürlü, bilgili, aklı selim sahibi bir çocuk. Öyledir herhalde. Ne demek Allah aşkına öyledir herhalde? Bana bak. Kızım biz seni bu adama zorla mı verdik? Sen kendin demedin mi gelsin de istesin beni diye? Ne bu tafraların şimdi? Haklısın anne. Ben istedim. Ne bileyim, tanımıyoruz ya birbirimizi, bir garip geliyor. Ama zamanla birbirimize ısınıp mutlu olacağız, inanıyorum ben buna. Ha şöyle bir tane. Ha şöyle. Ha inşallah. İnşallah. Biz başka ne istiyoruz ki yavrum? Ne istiyoruz? İnşallah. Ha canım benim. Oğlum, bak çayın yanına poğaça börek koydum. Hem de en sevdiklerinden. Hadi ye de içime sinsin. Nedir içini kemiren şey? Çıkart ortaya. Ya akşam yemiyorsun, sabah kahvaltı yapmıyorsun. Eridin bittin yavrum. Aa, sabahtan beri kaçıncı? Kadın sinir oldu. Hayır cevap vermiyorsun, beni arıyor. Söyleyecek şey bulamıyorum. Yapma etme evladım. Aramasın teyze o zaman. Ben konuşmak istiyor muyum onunla? Allah Allah ya. Sağ ol kızım, bir şey mi istedin? Bunları Yiğit'e verir misin abla? Ne ki bu? Sen ver o anlar. Kızım, çok büyük bir hata yapıyor. Bunları versen ne olacak? Siz birbirinizden kopamazsınız ki. Bak, Mine ver, beni dinle. Sen soğut şu kaymakamı kendinden. Ben de bir araştırayım bakayım, belki bir açığını buluruz. Annenlerle konuşuruz, bitiririz bu işi. Sen ne diyorsun abla ya? Sakın öyle bir şey yapma. Sen ne dedin, farkında mısın? Abim de babam da tanıyor kaymakamı. Bir hatası olsa verirler mi beni? Ayrıca o benim sözlüm. İyisiyle de kötüsüyle de kabulüm. Verirsen kutuyu sevinirim. Münevver, bir terslik mi var? Yok, sanmam. Kusura bakmayın. Yemekleri söylediniz mi? Tabii söyledim evladım, söylemez miyim? Celal Bey ile biz de sohbet ediyorduk. Hamiyet, Celal Bey der ki acaba ay başından önce nişanı takabilir miyiz? Ne dersin? Tabii. Nasıl münasip görürseniz. Çok teşekkürler efendim. Şöyle geçelim başkan.
Ha, sizin aile de buradaymış Mehmet Bey. Bir selam verip öyle oturalım. Tabii, verelim. İyi akşamlar. Afiyet olsun, hayırlı olsun. İyi akşamlar. İyi akşamlar Mehmet. İyi akşamlar. Amcaoğlu. Ne haber Mehmet? Ortalıkta görünmüyorsun, şirkete de gelmiyorsun. Ne var ne yok? Malum, seçim çalışmaları hızlandı. Bol bol köyleri gezip halkı dinliyorum. Senin için değişiklik olmuştur. Aa Yusuf Bey, müsait olduğunuz bir zaman sizinle görüşmek istiyorum. Seçim kampanyamızı desteklemeniz, inanın partimiz için çok önemli. Tabii ne zaman isterseniz buyurun gelin. Teşekkür ederim. Neyse, daha fazla rahatsızlık vermeyelim. İyi akşamlar. Tekrar iyi akşamlar. Afiyet olsun. Sağ olun. İyi akşamlar. Yiğit. Daha yatmadın mı sen? Yatsam da uyuyamıyorum ki abla. Yiğit. Kaç gündür böylesin. Kendin açılırsın diye bekliyorum ama hiç niyetin yok. Kapandın iyice, kaçıyorsun bizden. Allah, ben ne anlatayım, ne sen sor nedir bu diye. Boşver. Öyle bir derdin içine girdim ki çıkılmaz bunun içinden. Anlat bakayım sen. Ben birini seviyorum. Hava. O belli. O belli de. Kimmiş bu kız? Ne oldu da seni bu derde düşürdü, sen onu söyle. E ne var oğlum, konuşalım teyzemle. Gidelim isteyelim kızı, nedir yani? Senden iyisini mi bulacak? Mesleğin var. Hem şu gözlere bak ya. Orası öyle değil işte Hava. Kız çok zengin. Onun gönlü olsa da ailesi izin vermez böyle bir şeye. Onun için ben bu aşkı unutmaya mecburum. Hiç de bile efendim. Yok öyle bir şey. Yiğit. Eğer birini seviyorsan, kızın da seni sevdiğine inanıyorsan cesur olacaksın. Hem kızın ailesiyle konuşmadan neyin ne olduğunu nereden biliyorsun sen? Hı? Eğer şimdi sevdiğine sahip çıkmazsan ömrün boyunca bu pişmanlığı taşırsın. Eğer denemezsen baştan kaybedersin. Ama denersen önünde iki seçenek var. Ya kaybedersin ya da kazanırsın. Önünde hali hazırda kazanma şansı varken neden denemiyorsun? Bence denemeye değer. Bir düşün. Hadi iyi geceler. Kız gitti dedik ya, dakikada arar. Ah. Oğlum, Yiğidim, annem nasılsın? Kaç gündür deliye döndüm oğlum. Anne, benim Münevver'le konuşmam lazım. Ona söylemem gereken şeyler var. Oğlum, bak lokanta çıkışlarında falan beklemişsin, yüreğini ağzına getirmişsin. Konuşamadığıma yanarım. Aman oğlum, elin kızı sözümden çıkmıyor, ne dersin? Sen yapıyor, sen durmadan dikleniyorsun. Bak kaymakamı uzaklaştırmak için neler yapıyor kız. Şimdi ters bir hareketin her şeyi mahveder kuzum. Sen ciddi misin? E tabi oğlum, tabi. Sen kendine sahip ol, tamam. Sonra görüşürüz annem, haydi. Sultan abla. Ne var kızım? Ne var? Alo Münevverim. Annemle konuştum şimdi, anlattı yaptıklarını. Sen neden bahsediyorsun? Münevverim işte hani kaymakamdan kendini soğutmaya çalışıyormuşsun, işi bozmaya çalışıyormuşsun falan ya, onları anlattı. Yok öyle bir şey Yiğit. Anne yalan söylemiş. Arayınca sana hazırladığım kolyeyi aldın sandım. Bana aldığın yazdığın şeyleri geri yolladım. Bende kalmalarının bir anlamı yok çünkü. Bir daha karşıma çıkmazsan sevinirim. Hmm.
Neden arıyorsun Yiğit? Konuşulacak bir şey kaldı mı? Ben konağın karşısındayım Münevver. Yiğit delirdin mi sen? Annem görürse seni mahveder, çabuk git buradan. Hiçbir yere gitmiyorum. Ve sen buraya gelmeden, gözlerimin içine bakıp seni sevmiyorum demeden de gitmeyeceğim, anladın mı? Sanırım bunca yıl sonra buna hakkım var Münevver. Ah, Münevverciğim. Efendim anneciğim. Ben babanla dışarı çıkıyorum. Çarşıdan istediğin bir şey var mı? Yok, teşekkür ederim anneciğim, sağ ol. Ben de aşağı iniyordum. Serma dükkana giderken uğramış da ne zamandır görmüyordum. Niye yukarı çıkmadı, ben de görürdüm. Ben de dedim ona ama çalışanımı rahatsızlanmış, çok kişi varmış. Ben de hemen görüp geleceğim. İyi, selam söyle. Geçen gün yaptığı kurabiyeler harikaydı. Ellerine sağlık. Ha? Tamam, söylerim. Geldin demek. Git demek için geldim. Yiğit, annem biliyorsun burada olduğunu öğrenirse ikimizi birden yakar. Benim kaybedecek bir şeyim yok Münevver. Yürüyelim mi? Konuşuruz. İyi misin? Hadi. Gözümün içine bakıp da söyle. Sevmiyorum seni de, bitti de, istemiyorum de. Neden susuyorsun ki Münevver? Niye? Biz bu sevda için o kadar acı çektik. Sen beni 4 yıl bekledin. O kadar çile çektik, sabrettik. Şimdi bütün bunların üzerine kesip atmak çok zor değil mi? Evet, öyle. Öyle olmasa döner arkana giderdin. Sen benim sevdam, umudum, her şeyimdin Yiğit. Ama olmadı bak. Belki kader. Belki de biz beceremedik. Bazen ne kadar istesek de olacakların karşısında duramıyoruz işte. Ne demeye geldin o zaman? Geri dönüş olmasın diye. Burada dostça vedalaşalım diye geldim. Artık ikimiz de kendi yolumuza gidelim diye. Gerçekten istemiyorsun beni yani. Arkanı dönüyorsun bana, öyle mi? Kolay mı sanıyorsun? Hayatımın en zor anını yaşıyorum. Ama yapacağım. Sen de yapmak zorundasın. Çünkü artık bitti. Ben başka bir dünyaya aitim. Sen başka. Bitti diyorsun yani. Buraya kadar da öyle mi? Umarım çok mutlu olursun. Thank you.
Münever. Kızım ne oldu? Yok bir şey. Münever ne oldu? Yoksa Yiğit'le mi ilgili? Evet. Bir daha benim hakkımda Yiğit'e yalan söyleme. Kızım bir konuşsaydık. Hadi Yiğit'im. Aç şu telefonu oğlum, haydi. Evden zor kaçtım. Olsun. Geldin ya. Çok özledim seni. Ben de. Tatili iple çektim. Son günler geçmek bilmedi. Mektuplarını defalarca okudum. Ezberledim. Kokladın. Evet. Münevver'im bak. Son bir senemiz kaldı. Dayan. Sadece bir sene. Ondan sonra sen benimsin, ben de senin. Kimse bizi ayıramayacak. Bu ne? Ne bu? Adını gönlüme, kalbime, beynime, gördüğüm her yere yazmak istiyorum Münevver. Ben de. Oğlum şu telefonu aç. Bu sıkıntı sebebim olacak. Neredesin oğlum? Deliye döndüm. Ne var anne? Münevver'i gördüm. Kız perişan. Ne oluyor Yiğit? Anne yeter. Ben bıktım artık senin yalanından, oyununla. Ya kız bitti diye haber yolluyor. Sen diyorsun ki Münevver kendini kaymakamdan soğutmaya çalışıyor. Eşyaları toplamış, yollamış, sana benim haberim yok. Oğlum. Ben senin iyiliğin için. İyiliği falan bırak anne. Benim iyiliğimi istiyorsan artık yalan söyleme bana. Bak bu iş bitti. Hem de sırf senin lafını dinleyip sözüne inandığım için. Hal değil. Bütün gün ağzına lokma komadı. Bilmiyorum ki ne diyeyim. Sevdalanmış o. Geçen konuştuk biz. İstanbul'dan mıymış, neymiş kız? Gençlik hevesidir, geçer. Hadi yatalım. Geç oldu. İyi geceler baba. Hadi kızım. Anne alayım ben. Aldım, aldım. Seni ilk öpüşüm düşüyor aklıma ne zamandır. Tane tane hatırlıyorum o günü. Kalbimde uçuşan kelebekleri, yüzündeki utangaç pembeliği. Mevsimlerden ilk aşk, aylardan heyecan.
Günlerden ilk buluşma. Yapma küçük kız. Bizim sevdamız imkansız demiştim. Ellerimden tuttun. Bak gözlerime, orada sen varsın. Tut ellerimi, bırakma. İmkansız sonsuz olur yanında demiştin. Önce direndi yetim kalmış cesaretim. Yaratılıştan yarışçı değil, uzlaşmacı özüm. Sonra korkularından soyundu kalbim. Ellerinden tuttum, gözlerimi gözlerine kenetledim. Sana inandım küçük kız. Gerçeğin pençesinden kurtarıp kalbimi sana verdim. Uşaklık etmenin altında ezilmiş umudumu senin inancında yaşarttım. Boy verdi, kök saldı hayallerim. Şimdi mevsimlerden ayrılık. Aylardan acı. Günlerden yol. Bana ne verdinse geri aldı. İmkansız sonsuz gerçeğim oldu. Şimdi beni sana getiren yollar beni senden ayırır oldu. Bir otobüsün camına düşüyor yüzüm. Yüzümde gördüğüm sensin. Senin yüzün hüzün. Keşke o küçük kızı hiç sevmeseydim. Adın Raşit. Kendin söyle, kendin işit. 50 kere söylüyorum geceden çıkarın şu çöpleri diye ama ne fayda. Öyle eşek gibi kokmuş gene. Te. Yiğit, ne arıyorsun burada kuzum? Çekil anne. Bu ne hal yavrum? Münevvere bir şey vereceğim. Ecenle mi susadın kuzum? Ya bir gören olursa, aklını başına topla. Dön teyzenlere, hadi yavrum. Ya anne bir çekil. Tamam, ben veririm Münevvere. Gözünü seveyim, sen ortalıklarda görünme. Hadi oğlum. İstemez. Ben kendim veririm. Senin sözlerine inanmıyorum artık. Öyle deme. Şard olsun vereceğim. Ama beni işimden etmeden ver mektubu. Hadi oğlum. Hemen vereceksin ama. Tamam. Tamam kuzum. Hadi, hadi yavrum. Müsait misin? Müsaitim abla. Nasılsın? İyiyim. Yorgunum biraz. Ne vardı? Sen de beni iyice kara çalıp elledin. Şunu verip gideceğim, merak etme. Yiğit gönderdi. Seni ilk öpüşüm düşüyor aklıma ne zamandır. Tane tane hatırlıyorum o günü. Kalbimde uçuşan kelebekleri, yüzündeki utangaç pembeliği. Yapma küçük kız. Bizim sevdamız imkansız demiştim. Ellerimden tuttun. Bak gözlerime. Orada sen varsın. Tut ellerimi, bırakma. İmkansız sonsuz olur yanında. Önce direndi yetim kalmış cesaretim. Ellerinden tuttum. Gözlerimi gözlerine kenetledim. Sana inandım küçük kız. Şimdi beni sana getiren yollar beni senden ayırır oldu. Bir otobüsün camına düşüyor yüzüm. Yüzümde gördüğüm sensin. Senin yüzün hüzün. Keşke o küçük kızı hiç sevmeseydim. İstanbul'da bir kişilik bilet.